Merhaba herkese, Perspektif'e hoş geldiniz. Bugün Ömer Uzunoğlu ile birlikte hayat yolculuğunda temel problemlerimizi konuşacağız. Buyurun hocam, sözü size bırakayım. Teşekkür ederim. Çok güzel bir konu Mehtap. İnşallah bugünkü konumuz. Dostlarım, perspektif ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Sizi düşüncelerinizden başka hiçbir şey sınırlayamaz. Farklı bir yapımız var. Genel anlamda. Sanki bu son yıllarda biraz daha ciddi farklılığa uğramaya başladı. Dostlarım, hayattan keyif almayı, zevk almayı adeta beceremiyoruz. Bu noktada çok zorlanıyoruz ve birçoğumuz mutlu olmamak için sanki özel bir çaba, gayret ortaya koyabiliyoruz. Aslında hayat akıp gidiyor gözümüzün önünden. Zamana yetişebilmek mümkün değil. Fakat ilginç bir yapımız var. Bizim hep işlerimiz var. Bizim ödemelerimiz var, koşacağımız yerler var, yetişeceğimiz yerler var, ulaşacağımız arkadaşlarımız var, faturalarımız var, çekimiz var, senedimiz var. Dolayısıyla hayat avuçlarımızın içerisinden, hayat gözümüzün önünden akıp giderken biz bir türlü hayatı yakalama başarısını ve becerisini maalesef ortaya koyma noktasında yetersiz kalıyoruz. Bu belki de bizim biraz da acizimiz. Bilmiyorum. Dalgaların üzerinde uçan martıları hissedebiliyor musunuz? Görebiliyor musunuz zaman zaman? Dallarda, ağaçlarda cıvıldaşan kuşları, birbirine cilve yapan kuşları hissedebiliyor musunuz? Algılayabiliyor musunuz? Ayaklarınızın dibindeki kırıntıları alan serçeleri cikcik derken gerçekten var olduğunun farkında mısınız onların? Ya o karıncalar ağızdan aldıkları küçücük parçalarla dimdik başlarıyla hızlı hızlı hedeflerine doğru gidiyorlar. Birçok şeyi kaçırıyoruz biliyor musunuz? Hayatı da, ama işin en girift tarafı, hayat bizi beklemiyor. Kendi bildiği yolda akışkanlığıyla yoluna devam ediyor. Biz hep takılıyoruz. Aslında uzmanlar uzun nasıl yaşanır, bunun şıklarını ve şartlarını bize öğretmeye çalışıyorlar. İşte az yiyin, yoğurt yiyin, kefir yiyin, beslenmenize dikkat edin, spor yapın, çok strese girmeyin, nokta nokta nokta. Diyorum ki ben, keşke hayatta nasıl keyif alınır, nasıl mutlu olunur, biraz da onu öğretebilseler. Tabii bu noktada bize de bir şeyler düşüyor yani. Biz de bu noktada mutlaka kendi irademizi, gücümüzü ortaya koymak zorundayız. Değerli dostlarım, aslında hayat ne yediğiniz, ne içtiğinizde çok dolu orantılı değil. Neyi nasıl yaşadığınızla, neyi üretebildiğinizle, insana, insanlığa, doğaya, topluma neyi yararlı olarak bıraktığınızla, bırakabildiğinizle, çabanızla, gayretinizle daha çok ilintili veya daha çok ilgili. Hep düşünüyorum ben. İnsanlar neden acaba uçuk kaçık hayaller kurmuyorlar? Hayata güneş gözlüğüyle bakıyorlar. Yeni hedefler belirleme noktasında çok cılız kalıyorlar. Pasif kalıyorlar. Gerekli eylemi bir türlü ortaya koyamıyorlar. Çıkartamıyorlar. Aslında anı yaşamak diye bir şey var biliyor musunuz? Ben çok seviyorum bu cümleyi. Anı yaşamak, iki kelime, ama gerçekten anı yaşamayı becerebilen insanlar, hayattan keyif alan insanlar, mutlu olabilen insanlar ve çevresini mutlu edebilen insanlardır. Anı yaşamak. Lütfen anı yaşamaya çalışın. Bu konuda gerekli çaba ve gayreti ortaya koyun. Dostlarım, büyük olasılıkla yaşadığımız, var olduğunu düşündüğümüz sıkıntılar nefes alıp verdiğimiz sürece sona ermeyecek. Dolayısıyla biz var oldukça, biz yaşadıkça o problemler, o sorunlarla bizlerle gidecektir. Bunu sonlandırabilmemiz, dizginleyebilmemiz veya değiştirebilmemiz çok zor. Mümkün değil demeyeyim ama ben çok zor. Ben diyorum ki bir noktaya geldik, çok tıkandık, bir çaresiz kaldık, büyük sıkıntılar yaşıyoruz. O noktada diyorum, hayata şöyle bir çentik atsak, orada bir dursak, sonra ne yapsak biliyor musunuz? Size ben farklı bir fikir söyleyeceğim ama aramızda kalsın. Bir tüyo olsun, olur mu bu dost olarak?
O çentikten sonra var ya, aşık olmayı deneyin. Çiçeklere, böceklere, ağaçlara, kuşlara, dağlara, biraz daha, bir tık daha ileri gideyim mi? Yaşınız kaç olursa olsun, karşı cinsten birine aşık olun. Bunu samimi olarak söylüyorum ama hiç kimseye söylemeyin. O hep sizde kalsın. Yaşınız kaç bilmiyorum, benim 26. Düşünün böyle 18 yaşlarını, 20 yaşlarını, ilk aşkları, 16 yaşlarındaki o çocuksu, o ergenlik aşklarını, o yaşadığınız kıpır kıpır duyguları, yaşınız kaç olursa olsun onları yeniden infişak ettirseniz, zihninizde, nöronlarda, sinapslarda, ruhunuzda, kalbinizde, iliklerinize kadar, tüm hücrelerinizde 80-100 milyar hücre var insanın vücudunda. O hücrelerin hepsinde bunu hissetseniz ama o sır olarak sizde kalsa ve sizde mezara gitse, mutlu olmaz mısınız? Mutlu olamaz mısınız? Hayattan keyif almaz mısınız? Sakın hocam alamam deme. Bir düşün 16 yaşındaki, 14 yaşındaki, 18 yaşındaki ilk aşık olduğun yılları, böyle sembolik de olsa anlamını bilmeden. O coşkuyu bir yaşa. Her şeyi bırakıp ona odaklandığını bir düşün. E şimdi de aynısını yaşa. Ne kaybedersin? Bir tarafta acı diye nitelediğin, sıkıntı diye nitelediğin şeyler. Diğer tarafta aşk, coşku, tercih. Vallahi tercih senin. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ben tüyomu verdim ama aramızda kalsın, olur mu? Unutma bu tembihimi benim. Evet, konu çok güzel. Konu aslında çok ilginç. Mehtap, evet, konu hocam. Başlığımızı alalım. Hayat yolculuğunda temel problemlerimiz nelerdir hocam? Evet. Takdir edersiniz ki hayat yolculuğu devam ederken tüm bireyler için sorunlar, problemler vardır. Ama insan yaratılışı itibariyle problem, yani sorun çözmek için dünyaya gelmiştir. Dolayısıyla sorunun, yani problemin sonu yoktur. Biri bitecek, diğeri başlayacak. Bizim görevimiz bunları tek 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 çözmek, hedefimize, son nefesimize kadar büyük bir dirayetle, büyük bir kararlılıkla devam edebilmek. Öyle tahmin ediyorum ki son 10 bin yıla göre çok değişik şeyler belli noktalarda yaşamıyoruz. Tabii bilimde, teknolojide birçok alanda farklılık var ama genel periyota baktığınızda öyle çok büyük bir değişiklik yok. Birey olarak anlayamadığımız, algılayamadığımız, hatta bir kısım insanların idrak edemedikleri bir dünyada yaşıyoruz ve sorunlar üretiliyor, ürüyor, biz de üretiyoruz ve o problemleri, o sorunları çözmeye çalışıyoruz ve çözüyoruz. Değerli dostlarım, hiç kimse hayatı boyunca tek çizgi yaşayamaz. Peki, her birimizin kendisine müşahhas karakteri var, huyları var, yapımız var. Bir düşünelim lütfen. Herkesin aynı yaşadığı, aynı biçimde giyindiği, aynı şeyleri yediği, içtiği, aynı ortamlarda gezdiği bir dünyada keyif alınabilir mi? Veya böyle bir dünyada ne olabilir ber olarak, ne elde edilebilir? Bir düşünelim lütfen. Biz aslında birey olarak, insan olarak çeşitliliğimizle zenginiz. Yani biz ne kadar farklı, çeşidi ihtiva edebiliyorsak o kadar bireysel bazda da toplumsal bazda da daha geniş anlam ifade ederiz. Dolayısıyla zaman zaman hayatta başımızı yukarı doğru kaldırıp bir çevremize bakmak zorundayız. Ne oluyor bitiyor? Ben neredeyim? Ne yapıyorum? Dünya nereye gidiyor? Ben ne tarafa doğru yönleniyorum? Telaşlıyız hocam. İnsanlar telaşlı, sürekli durup düşünmüyorlar. Olağanüstü. Bakmıyorlar hayata ve hayatı kaçırıyoruz. Maalesef kaçırıyoruz Mehtap. Onun için keyif alamıyoruz. Onun için mutlu olamıyoruz. Kızım, hayatta mutlu olabilen insanlar benim saptadığım kadarıyla kendilerini tanıyan insanlar. Kendilerinden razı olan insanlar. Bunlar hayatta gerçekten mutlu oluyor ve mutlu edebiliyorlar. Ama kendilerinden razı olmayanlar, hayatı fark edemeyenler, kendilerini tanımayan insanlar maalesef başarılı olamıyorlar ve mutlu olamıyorlar. Bu bir realite. Dostlarım, 200 bin yıl önceki atalarımızla biyolojik olarak çok az farklıyız biz. Yani belki kas olarak erkekleri hayal edin veya bayanları kas olarak farklıyız. Ama onun dışında teknoloji olarak, ilim olarak, bilim olarak elbette çok ciddi
farklarımız var. Ama biyolojik anlamda yani insan görümüne baktığınızda 200 bin yıl önceki atalarımızdan çok farklı değiliz. Ancak yaşadığımız ambiyans, şartlar, atmosfer çok değişti. Bunu çok net olarak bireysel bazda dahi toplumsal bırakın görebiliyoruz. Sorunlarımız, problemlerimiz temel nelerdir? Ben çok yüzeysel olarak bunları bu hafta anlatıp inşallah haftaya beyine geçmeyi düşünüyorum. Yani beynin içine artık dönelim. Aynen. Beyin nedir, nasıl oluyor? Ona geçelim. Dostlarım, hareketsiz bir toplumuz. Bağışlayın lütfen. Dünya olarak söylüyorum, yani yalnızca biz değil, hareketsiz bir yapımız var. Dolayısıyla obeziteye çok yatkınız. Kilo alıyoruz. Bizim atalarımız yaşadıkları dönemlerde, şartlarda, çok zor şartlarda besin elde ettikleri için çok zayıf insanlardı yapı olarak. Bizde de bazı yerlerde var. Mesela Karadeniz'deki bayanlar çok ilginçtir. Benim ilgimi çekti. Birkaç kez gitmiştim ben. Hep zayıf bayanlar. O şeylerde, tarlalarda, çay bahçelerinde çalışıyorlar. Erkekler çok özür diliyorum, göbekli. Onlar o işi yapmıyorlar. Yani kadının bireysel bazda yaptığı işi o tarlada, o doğada, o bağışlayan hayvan beslenen yerlerde erkekler o noktada yok. Onlar kahvede. Onların farklı bir yapıları var. Allah yardımcıları olsun. Bayanlar maşallah tığ gibi. Bizim Anadolu'nun bayanları gibi değil. Bakın oradaki farklılık. Ama genel anlamda çok ciddi bir beslenme sıkıntımız var. Yani obezitemiz var bizim. Değerli dostlarım, bu konu gelmişken ben bir şeyi tırnak içine alıp açıklamayı uygun görüyorum. Biraz da konunun dışına taşıyarak. Şimdi beslenme alışkanlığı derken bu çok ilginçtir. Mesela biz beslenme noktasında çorbayla başlarız, meyveyle bitiririz veya tatlıyla bitiririz. Ve bunu kültür olarak da normal kabul ederiz. Çünkü biz dedemizden, annemizden, babamızdan, büyüklerimizden bunu gördük. Yani çorbayla sofraya otururuz. Lütfen dikkat edin, ana yemeğimiz vardır. Belki salatamız vardır, tatlımız vardır, meyvemiz vardır. Hepsini aynı anda yeriz. Fakat çok enteresandır. İlim, bilim konusuna girdiğinizde şunu görüyorsunuz. Çıplak gözle anlayabiliyorsunuz ve ürperiyorsunuz. Mesela etle patates. Ben çok severim püreyi aslında. Büftekle düşünün patates. Yani çok uyumlu değil mi? Hiç uyumu yok. Açacağım. Diyelim balıkla pirinç. Peynirli ekmek ya hocam. Allah aşkına kahvaltı yapıyoruz yani. Peynirli ekmek yani yenmez mi? Evet. Şimdi bakın peynirli ekmek çok tezat. Şimdi somut örnekler vereyim ben size. Yiyecekler, Allah'ın hikmeti bu. Bilim tabii konusu devreye girince idrak edebildik, anlayabildik bizler insan olarak, birey olarak, ilim ve bilimle ayrı ayrı sindiriliyor. Yani proteinler diyelim, nişastalı yiyecekler, şeker ayrı ayrı sindiriliyor vücutta. Yani şunu söylemek istiyorum ben. Siz etle patates yediğinizde patates takdir edersiniz ki nişastalı bir şey, gıda, özde. Nişastalı gıdalar pityalin enzimiyle, o salgıyla ancak sindirilebiliyor. Pityalin alkaliktir yapı olarak, yani onu ihtiva eder. Şimdi buna mukabil siz et yediğinizde aynı anda protein almış oluyorsunuz. Hidroklorik asit diye bir şey vardır. Vücut salgılar. Hidroklorik asit yani pepsilinle sindirilir. Şimdi düşünebiliyor musunuz? İki farklı enzim. Biri asit, biri normal enzim. Siz bunun ikisini aynı kefeye koyuyorsunuz. Şimdi gelirken düşündüm ben. Aracıma bindim. Allah bilir ki aklıma bu geldi. Dedim ki ya bunu anlatırken, örneklerken şunu söyleyebilirim. Mesela diyelim benim aracım benzinli. Dizel araçlar var takdir edersiniz ki. Bunun yanında o gazla basılan araçlar var. Bir de elektrikler var. Şimdi çok moda oldu dünyada. Bizde de var Türkiye'de. Peki bir depoyu düşünün, tahayyül edin. 50 litre alıyor. Yuvarlak konuşacağım ben. Bunun dörtte birine benzin koyalım geri. Dörtte birine mazot koyalım. Dörtte birine gaz basalım. Bir de elektrik verelim. Ya hoca bu araç gider mi? O araç gitmez değil mi? İşte insan da Mehtap aynen böyle kızım. Yani biz çorbayla başlayıp tatlıya bitiriyoruz ama çok enteresan bir şey yapıyoruz. Biz aslında bizim vücudumuz için hiç gerekli olmayan yanlış şeyler yapıyoruz. Sindirim sistemini bir kere bloke ediyoruz.
Artı kendi elimizle mahvediyoruz sindirim sistemimizi. Daha sonra ne yapıyoruz? İlaçlarla bunu çözmeye çalışıyoruz. Şimdi düşünün. İki farklı enzim, biri asit, biri enzim midede buluşuyor. Aslında bunun yanında diyelim yağ var, meyve var, glikoz girecek şimdi devreye. Hepsi bir olunca mide çalışamıyor. Yani blok oluyor. Her besini biz ayrı sindirebiliyoruz. Şimdi her şeyi aynı anda yediğinizde farklı enzimler asitle beraber devreye girdiğinde o ortamda blok oluyor. Birbirini nötr ediyorlar. Yani birbirinin etkisi yok ediyorlar etkilerini. Dolayısıyla ne oluyor biliyor musunuz? Sindiremiyoruz. Midede kalıyor şimdi. Sindiremeyince çok özür diliyorum mayalanıyor. Bağışlayın. Sonra ne yapıyor? Gaz yapıyor. Sonra bakteri üretiyor bakın. Yani midede hiç farkında değiliz. Hani biz çorbayla başladık. Meyveyle bitirdik ya. Tatlıyla bitirdik ya. Mahvolduk biz orada. Bakın çok ağır yediğiniz günler dikkat edin lütfen. Uykunuzu da bu bozar. Bakın değerli dostlarım bir öğün yiyeceği yediğimizde 3,5-4 saat hiçbir şey yemememiz lazım. Odun sindirilebilmesi için. Şimdi öyle yiyecekler var ki siz böyle karmakarışık yediğinizde mesela bir kısım katı yiyecekler normal yiyecek 3,5-4 saatte sindiriliyor. Katı yiyecekler 8, 10, 12, 14 saatte sindiriliyor. Düşünebiliyor musunuz? Siz uyuyorsunuz mide habire çalışıyor. 14 saat sindirecek. Fakat mahvoluyor. Allah nasıl güçlü yaratmış bilmiyorum ben. Gerçekten bu kadar yanlış beslememize rağmen biz bu kadar eğer diri olabiliyorsak bu da büyük bir mucize. Fakat öyle tahmin ediyorum ki ben birçok arkadaşım, dostum bu olayın farkında değil. Yani arabanın deposuna 4 farklı yakıtı koyup gitmenin mümkün olduğunu eğer inanıyorsanız ben de size farklı şeyleri yiyip çok rahat edebileceğinizi çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ama ne olur arzu ederim ki mutlaka sizler de bunun farklı periyotlarını biliyorsunuz ama şu noktadan itibaren biraz daha beslenmemiz konusunda yediğimiz şeylere lütfen dikkat edelim. Aksi halde sıkıntı yaşarız. Bakın dostlarım, asit, midedeki asit üretilen o mecburen sindirimi sağlayacak. Kuru yemişler de asitle eritiliyor. Yani sindirilebiliyor asitle. Şeyler et öyle hakeza. Şimdi siz bu tip şeyleri normal nişastalı veya yağlı şeylerle, glikozla, meyveyle yediğinizde asit pasifize oluyor ama eriyemiyor. Bu sefer ne yapıyor? Kanı koyulaştırıyor. Yani vücuttaki devir daimi yavaşlatıyor. Peki hocam kan koyulaşınca ne olur? Kan koyulaşınca net söyleyeyim ben. Oksijen alamayız. Yani biz atar damarımızın bize ulaştıracağı oksijeni alamayız. Oksijen alamayınca ne olur? Hücrelerimiz ölür ve biz de ölürüz. Bakın dostlarım. İnsanlar yaşlandıkça, yaşları ilerledikçe oksijen alımı azalır. Oksijen alımı azalınca yani normal olarak vücutta kan devri yavaşlar ve hücrelere giden oksijen oranı düşer. Dolayısıyla tek tek organlarımız hasta olur, iflas eder ve ölür. Şimdi sorun bu. Siz bunu belli yaştan sonra yaşanacak bir olayı çok daha önceye çekiyorsunuz. Olayı tetikliyorsunuz ve önceden yaşamaya başlıyorsunuz. Tabii bu yaşanılan şeyin de çok ağır bir bedeli var. Bunu bireysel bazda da biz toplumsal bazda da çok rahatlıkla yaşayabiliyoruz ve yaşatabiliyoruz. Dolayısıyla lütfen yemek yerken veya bir şeyleri yiyeceğiniz zaman nişastalarla proteinleri, yağları, kuru yemişleri ve meyveleri bir araya getirmeyin. Meyve çok önemli. Bir kere tabağın belki ben şunu söyleyeyim size yarısı bir kere yeşillik olmalı ama meyve hiçbir zaman biz tam tersini yaparız ama yani bizde bu gelenek halindedir meyve yemeğin üzerine yenir çok enteresan bir şey ben de onu gördüm aslında ailemden yani ilimi bilimi bu boyutta irdeleyene kadar ben de bunu yaşadım babam rahmetli de çok severdi şeyi meyveyi böyle tepsiyle getirdi ben de çok severdim fakat bakın meyve yemekten yarım saat önce yenilmeli, 20 dakika önce ince bağırsağa iner. Mideden çok ince bağırsakta bu çözülür. Vücut tarafından eminir, yararlanılır. Beyin var ya beyin, glikozla çalışır, şekerle bakın. Çok özel bir organımız. Bu ancak şekerle çalışır. Aşırı yediğiniz, ileride geleceğim ben, protein ve yağ vücutta
Biz yalnızca vücudu etkiler zannediyoruz. Anlıyorsunuz ki ilmin, bilimin içine girince beyinde de toplanıyor. Yani bu yağ dolayısıyla bir kısım enzimler orada da toplanıyor. Yediğimiz içtiğimize çok dikkat etmemiz lazım. Mümkün olduğu kadar bunları sınıflandırıp yani proteinleri bir öğün veya bir gün, nişastaları diyelim bir gün, daha çok hamur, şeker ihtiva edenleri bir gün gibi falan böyle ayıştıralım. Aksi halde bizim mide tam bir çorbaya dönecek. Bedeli çok ağır olacak. Gastrit başta olmak üzere aklınıza gelen her türlü sıkıntıyı yaşayacaksınız. Yediğiniz yiyecekler, besinler hazmedilemeyecek, sindirilemeyecek, eritilemeyecek. Bu mayalanacak. Bir daha söylüyorum ki tiksinin diye bakteri yapacak, gaz yapacak ve bedelini ödeyeceksiniz. Dolayısıyla yerken içerken inanın, emin olun çok aşırı titiz ve dikkatli olmak zorundayız. Bu bilimseldir, bu hikaye değildir. Sonuç olarak söyleyeceğim size, sağlıklı, huzurlu, mutlu, keyifli yaşamak istiyorsanız lütfen bu konuda birazcık daha, biraz daha dikkatli olun. Aksi halde çok ağır bedel öderiz veya çevremizdeki insanlarda yaşadığımız rahatsızlıklar dolayısıyla sıkıntı verir, onları da yaşatabiliriz. Yalnız biz yaşamayız. Var mı katacağın? Devam ediyorum ben. Evet hocam, devam edin siz. Devam edeyim mi evladım? Evet hocam. Tamam. Dostlarım bir, dedi ki biz bir kere hareketsiziz. Yani beslenme noktasında şöyle bir ufak girip çıkmayı arzu ettim ben, değinim. İki, biz sağlıklı ilişkiler kurmak zorundayız çevremizde. Yani birey olarak, fert olarak sağlıklı ilişkilerle kurmakla mükellefiz. Aksi halde huzursuz oluruz, mutsuz oluruz. Yalnız kalan insan ölür dostlarım. Hepimizin bizim dertleşmeye ihtiyacımız var. Ama tabii dertleşme derken böyle sırlarınızı da açmayın. Rahmetli Üstad öyle derdi, oğlum derdi. Daha önce söyledim, defalarca yazdım. Yüzlerce, binlerce kez belki. Göğsünü yak, sırrı içine koy, seninle mezara gitsin. Ha sohbet edin derken sırrınızı anlatmayın insanlara. Bir çizgi çekin ne olur ya. Özel şeyleriniz sizde kalsın. Demin dedik ya aşık olun diye. Yani aşık olun ama sizde kalsın yani. Bunu ifşa etmenin bir gereği var mı? Veya çok özel şeyleriniz var. Yaşadığınız, kendinizle birebir veya çevrenizle. Hatalarınız var, yanlışlarınız var. Utanacağınız şeyler var. Yani bunlar söylenebilir mi? Bunları söylemenin bir mantığı var mı? Hatta aile hayatını anlatan insanlar. Yani ben hayretler içinde kalıyorum ya. İnsan kontrollü olur, akıllı olur, mantıklı olur. Davranışını kontrol etmeyi becerir. Kendini kontrol etmeyi becerir. Dolayısıyla değerli dostlarım, mutlaka biz iletişim kurmak zorundayız çevremizde. Bireysel tek yaşayamayız. Bir kere bunu net olarak bilin. Dolayısıyla bu ilişkileri hem sıcak, hem doğru, hem düzgün, hem de ciddi bir biçimde gerçekleştirmek zorundayız ki birey olarak yaşayabilirim, insan olarak. Yine bizim sıkıntılarımızdan biri stres. Yani modern dünyanın en çok ifade ettiği kelimelerden biri stres. Ya çocuklar nereye gitseniz hep stres diyor. Ben bugün çok stresliyim diyor. Veya stres var diyor. Yani bu stresten kurtulamıyorum diyor. Gerçekten de strese bağlı hastalıklar günümüzde belki de sağlık sorununu temelden sarsan en ciddi problemlerin başında geliyor. Stres ve strese bağlı hastalıklar, rahatsızlıklar. Ciddi bir konu stres. Yine ileride belki geleceğim. Herkesin stresi farklı. Stres başlı başına bir konu. Onu anlatacağım size ama şu kadarını bilin. Herkesin stresi farklı. Yani bizim stres diye algıladığımız şey bir başka insan için çok normal gelebiliyor. Doğal gelebiliyor. Yani herkesin tahammül etme noktası da farklı strese. Bir kısım insanlar gerek yaratılışları icabı, gerek tecrübeleri diyelim, gerek vücudun konumu, pozisyonundan dolayı strese daha dayanıklı olabiliyorlar. Ama bir kısım insanlar stresle yani nitelendikleri şeye karşı bir zaafları var, zafiyetleri var. Çok daha çabuk çözülebiliyorlar veya kendilerini salabiliyorlar, bırakabiliyorlar. Dolayısıyla bu stres ve stresten kaçınma noktasında biz de bir şeyler yapmak zorundayız diye biliyorum ben. Şimdi bizim beynimiz aslında daha önce de bahsettim. Bugünkü şartlara göre dizayn olmamış yani insanlık yaratıldığında. Dolayısıyla o vahşi diye nitelediğimiz doğayla alakalı bizim zihnimizin, beynimizin oluşumu. Biz o şartları bulamayınca, daha evvel de bahsettik, her şey hazır olunca bu sefer stresten birbirimize sarmaya başlıyoruz. Yani sorun çıkartıyoruz, olay çıkartıyoruz, problem çıkartıyoruz. Olmayan bir şeyi büyütüyoruz. Kendimiz için de altından kalkılmaz
problemler oluşturuyoruz. Muhatap veya muhataplarımız için de aynı şeyleri oluşturuyoruz. Yaratıyoruz aslında. Lütfen bu noktada akıllı olun. Dostlarım, çok enteresandır. Bireyin sorunlarından biri de sınırlarını aşma gibi bir çaba ve gayret içerisinde olması. Çok enteresan bir şey. Bu gerçekten doğru bir şey ama. Yani şahsım dahil öyle tahmin ediyorum ki birçoğumuz, hepimiz diyemeyeceğim ben, bulunduğumuz şöyle bir çeperi yırtıp dışına sıçramaya çalışıyoruz. Acaba ne var? Meraklı insanlar özellikle bunu yapıyor. O düz mantık yaşayanların böyle bir kaygıları yok. Ama gerçekten bir kısım insanlar yani o çeperi yırtıp dışına çıkmaya çalışıyorlar. Hangi boyutta? Fiziksel, ruhsal, zihinsel, duygusal, yani psikolojik boyutta, kültürel boyutta. Oradan bir dışına çıkıp ne var? Neler oluyor? Onları bir gözlemlemeye çalışıyorlar. Bu da doğru bir şey aslında. Yanlış değil. Yani insanın meraklı olması, gözlemleyebilmesi, gözleme açık olması veya o çeperi yırtabilmesi çok önemli. Zaten insanların bir bölümü, hepsi demeyeceğim ben, belki sınırlı bir bölümü o çeperi yırtmadan da rahatlayamıyor. Yani o sıçrayıp dışarı çıkmadan, ne olup bittiğini fark edemeden o meraklarını, merak bir çeşit değil, binlerce, milyonlarca, onları gidermeden sırayla bir türlü rahatlayamıyor. Dolayısıyla o sıçrama hiç bitmiyor. Yani o çeperi yırtma merakı bitmiyor. Sorgulamamız gerekiyor hocam, meraklı olup. Tabii. Merak sorguyu getirir Mehtap. Hocam. Doğru kızım. Merak olmasa nasıl sorgulayacaksın? Merak seni zorlar. İter seni yani. Sorgula diye. Ama sorgulayan insan akıllı insandır, biliyor musun? Sorgulayan insan birçok şeyi net olarak saptayabilen insandır. Kavrayabilen insandır. Bireysel bazda da böyledir Mehtap. Muhatabımız insan veya insanları sorgulamazsak, bazı şeyleri sormazsak onların ağırlığının ne olduğunu anlayamayız. Yani bir kısım insanlar çok enteresan bazı şeyleri ezberlerler. Evet. Böyle bir satır, beş satır, on satır şiir gibi. Her tarafta aynı şeyi söylerler. Ama onu biraz şöyle kurcaladığınızda madeni ortaya çıkar. Üstad öyle derdi. Allah rahmet eylesin. Oğlum derdi Necip Fazıl. Madeni teneke olanlar kendilerini altın olarak gösteriyorlar derdi. Çok önemli bir ipucu bu. Yani çok önemli bir ayrıntı. Gerçekten o madeni teneke olanları da ayırmak lazım. Yani altın olanlarla. Bunun içinde sorgulamak lazım Mehtap. O kadar önemli bir nokta ki. İnsan düşünen, sorgulayan ve aklını kullanan bir varlıktır. Ama biz ne düşünebiliyoruz, ne sorgulayabiliyoruz, ne aklımızı kullanabiliyoruz. Düşünme deyince ilginçtir. Ben daha önce de bahsettim, bağışlayın ama çok önemli bu. Şimdi düşünmek insan için belki en önemli ayrıntıların başında geliyor, özelliklerin, niteliklerin. Neden biliyor musunuz? Düşünce, bakın ben bir konuda düşüncemi aktarabilirim. Mehtap da aktarır, siz de aktarabilirsiniz. Bu düşünce. Ben kitap okurken de veya bir makale okurken yazıyor yazar. Diyor ki ya işte düşünmek, ama düşüncesini yazıyor. Düşünmek nedir biliyor musunuz? Üretmektir. Düşünmek düşünce değildir. Yani bir kere düşünceyle düşünmeyi ayıralım. İşte biz bu ayrıntıları bilmiyoruz. Ne olur beni bağışlayın. Ne olur bağışlayın. Düşünce, fikrini ifade edebilmek. Düşünmek, icat etmek, üretmektir. Yeniden bulup çıkarmaktır. Yani nasıl yan yana getireceğiz? Aynı kelime ama harf değişiyor ama olmaz. Yani bunu ayırmak zorundayız. Evet, güzel bir ayrıntıya girdin Mehtap, o sorgulamada. Onu şöyle bir açtık. Yine enteresan bir şeydir dostlarım. Garip bir şey bu ama gerçektir. Karnı doyunca sorun çıkaran tek canlı ne biliyor musunuz? İnsandır. Çok garip bir şey. Bakın, rahatsınız, her şey var. Dedik ki o vahşi tabiat şartları yok bugün. Günümüzde karnımız tok. Her şey elimizin altında. Makine de elimizin altında. Ne oluyor bu sefer? Problem çıkarıyoruz. Yani karnı doyunca sorun çıkaran tek canlı bu. Ama bir meşgale olsa, bir mücadele olsa, bir hedef olsa problem çıkaramayacak. Bakın, problemi kim çıkarıyor? Hedefi olmayan, hayali olmayan, kendini bilmeyen insanlar çıkartıyor. Affedin beni. Sorun çıkaran insanlar bunlar. Çünkü başka insanın meşgalesi var. Başka insanın gerçekten yapacağı şeyler var. Hedefleri var. Hayalleri var. Kırık dökük. Açık kapalı. Ama diğerinin yok. Ne olacak o? Karnı doyunca mutlaka problem çıkaracak. Yani niye problem çıkarsın ki insan?
Niye birbirine sorun olsun ki? Niye zorluk yaratsın ki? Yani gerekli mi böyle bir şey? Hiçbir şey yokken problem çıkartacaksınız. Kendi psikolojinizi de bozacaksınız. Karşınızdaki insanları da sosyopsikolojik açıdan böyle çökerteceksiniz. Ondan sonra belki pişman olacaksınız. Pişman olacağız ama birçok şey de elimizden kaçmış olacak. Onu yeniden tutmak, tutabilmek öyle çok basit veya çok kolay bir şey değil. Yani bu ayrıntıyı da net olarak ben bilmenizi isterim. Ve lütfen sorun çıkaran insanlardan uzak durun. Yani zorla problem çıkaran insanlar var ya, enerjinizi emer. Hedeflerinize ulaşmanızın önünde duvar olur, engel olur. Sizi frenler. Size var ya adım attırmaz. Bağışlayın lütfen. Hayvana eskiden büyüklerimiz ökleme derdi. Ben hiç köyde bulunmadım ama bilirim. Yani ökleme, yani bir yere çakıyorsunuz zincirle, hayvan hiçbir yere gidemiyor. Yani köpek, büyükbaş veya küçükbaş hayvan orada ökleme. İnsanı bu hale getirirler. Yani enerjinizi sömürürler, düşünün. Bir şey yapmaya haliniz kalmaz, moraliniz kalmaz, enerjiniz kalmaz. Dolayısıyla bu tip insanlardan, sorun çıkaranlardan uzak durun. Ama karnı doyunca bir daha altını çizeceğim ben. Problem çıkaran tek canlı, çıkarabilen tek canlı maalesef insan. Hayvanın böyle bir şeyi yok. Hayvan çok rahat karnı doyduğunda. Hatta sizle şakalaşır, oynar yani karnı tokken. Sorunu, problemi yokken biz de problem icat ederiz. Bilmiyorum fıtratımız mı, Allah mı bizi öyle yaratmış? Onu da bilmiyorum ben. Dostlarım, biz yeryüzüne biyolojik ihtiyaçlarımızı karşılamak için gelmedik. Yani Cenab-ı Allah bizi yeryüzüne, ey kulum dünyaya git, ben yarattım dünyayı, sen burada biyolojik ihtiyaçlarını karşıla diye göndermedi. Yani ye, iç, çoğal, üre, hayatına devam et, son nefesini ver, gel yanıma. Öyle bir şey yok. Biz zihinsel ihtiyaçlarımızı karşılamak için geldik. Problemler çözmek, zihinsel ihtiyaçlarımızı karşılamak için. Zihinsel ihtiyaçlarımızı karşılamak diye nitelediğim şey aslında evrenlerle açıklayamam ben, size bağışlayın. Yani bir tahayyül edin lütfen. Biyolojik ihtiyaçlar çok sınırlı. Tek tek sayabilirim. Ama zihinsel ihtiyaçları sınır yok. Yani evrenlerle anlatamam diyorum ya. Çok net söylüyorum, bilinçli olarak söylüyorum. Dolayısıyla biz bu dünyaya zihinsel ihtiyaçlarımızı karşılamak için gönderildik ve geldik. Tabii yaratana da kulluk yapacağız. Hangi dinde inanıyorsanız Tanrı'ya, o dinde kendi inandığınız biçimde de ona gerekli vazifelerinizi yerinize getirmek zorundasınız. Ha, bizde bir saplantı işte, en büyük din benim dinim, en büyük millet benim milletim, en büyük bayrak benim bayrağım, en büyük toprak benim toprağım. İşte bu nokta onlar ve biz, öteki ve ben gibi zihniyetlerin ideolojik tornasına mahkum ediyor bizi. İdeolojik tornadan geçen insanlar ve toplumlar da atılım yapamazlar. Sloganların esiri olurlar. Biz üniversitedeyken bunu en derin yaşayanlardan birisiyim ben. Onlar derlerdi, onlar. Vurun, öldürün. Onlar dedikleri karşı grup kimse ben bilmiyorum. Tabii o grupta diğerlerine, belki bizlere onlar derdi. Bu tuzağa düşenlerin çok büyük bir kısmı cevher insanlar. Sınıf birincisi benim arkadaşlarım var. Allah rahmet eylesin. Birçoğu mezarda ve birçoğu hapislerde çürüdü. Akıl dengesini bozan arkadaşlarım oldu benim. Biz o en cürcunalı dönemde 80 öncesinde üniversitedeydik. Maalesef bunları birebir yaşadık. Oyunun ne kadar alçakça, ne kadar kalleşçe, ne kadar adice, bağışlayın lütfen, ne kadar namussuzca olduğunu biliyorum. Çünkü harfiyen yaşadım. Ama hamdolsun hiçbirine alet olmadık. Aklımızı kullanabildik. Lütfen aklınızı kullanın. Aklını kullanabilen insan makbul insandır, değerli insandır. Beynini kullandırmayan, kendini kullandırtmayan, ne kendinizi kullandırtın ne de başkasını kullanın. İnsan olma özellik ve vasıflarını yeri ve zamanı geldiğinde uygulayın ve buna haiz olun, ne olur. İşte o 15 Temmuz ve benzeri o soytarı kılıklı insanların var olduğu bir süreci düşünün lütfen. Hep bu anlattığım tuzağa düşen insanların acizlikleri, çaresizlikleri
ve bugün geldikleri haller ve ülkenin bugün getirildiği hal. Bunların benzerleri bugün de var. Çok aşırı dikkat etmek lazım. Ben bu konulara girmek istemiyorum. Girersem farklı şeyler söyleyebilirim. Çok kontrollü bir insanım ama onun için lütfen bunlar ve benzerlerinin içimizdeki kalıntılarına dikkat edin. Artı lütfen sizin gibi benim gibi yaşamayan, düşünmeyen, algılamayan, giymeyen, yemeyen, içmeyen insanları kınamayın, dışlamayın. Belki kalite olarak benden çok daha kaliteliler. Sizden daha çok kaliteliler, senden daha çok kaliteliler. Herkes insandır. Eğer Allah arzu etseydi bütün dünyayı tek din, tek düşünce, tek profil, tek yaşam boyutu üzerine yaratabilirdi. Yaratıcı bunu bilmiyor muydu? Biz ondan iyi mi biliyoruz ya? Ne olur? Hassas bir konu bu. Bu tuzaklara düşmeyin. Kimseye de düşünmeyin, düşürmeyin. Bu tuzakları kurmak isteyen olursa uzaklaşın. Bir daha diyorum. Onlar ve biz, öteki ve ben gibi zihniyetlerin ideolojik tornasından geçenlerden ne kendilerine, ne yaşadıkları topluma, ne ailelerine, ne milletlerine, ne dünyaya hiçbir fayda olmaz. Slogan onlar. Tek şey. Kaldır, bağır, indir. Vur, kır, öldür. Format bu. Ne olur bunlara dikkat edin. Ne olur bu tuzaklara düşmeyin. Konu kişisel gelişim. Bu da girer yani değil mi? Evet, niye girmesin yani? Sokalım bunu da ya. Dostlarım evet. Sorun çıkaran canlı dedik biz. Gerçekten biziz. Dostlarım biz insan olarak düzenli tekrar eden şeyleri sevmiyoruz. Yani gerçekten öyledir bakın. Düzenli şeyler, yani düzen çok güzel bir şey ama söyleyeceğim. Şimdi hep aynı hareketler. Ben doğacıyım. Yani herhalde 20 yılın çok üzerinde yürüyorum. Her tarafa gidiyorum. Şimdi giderken hep aynı yeri düşünün. Bir dağ veya bir bölge. Her sefer aynı yer. Bakın düzenli tekrar. Bu ne yapıyor? Sıkıyor. Şimdi vücut hareketi olarak hep aynı hareketleri yaptığımızda sıkılıyoruz. Hep aynı şeyleri yediğimizde metabolik stres oluyor bizde. Çok enteresan. Evet, metabolizma boyutunda metabolik stres vardır psikolojide. Dolayısıyla aynı şeyleri yemek de yanlış. Aynı hareketleri yapmak da yanlış. Vücut yapımız değişiyor, bozuluyor. Farklı şeyler yaptığımızda vücudumuz gelişiyor. Farklı şeyler yediğimizde daha enerjik oluyoruz, daha sağlıklı ve sıhhatli oluyoruz. Ama aynı şeyleri yediğimizde metabolik stres oluyor. Yani vücut sıkıntıya kalıyor, hasta oluyor. Peki, bir kuralımız daha var. Biz bunu çok severiz ha. Tahmin ettin mi? Aynı insanlarla oturup kalkma. Yani düşün. 5 tane adam. 6, 7. Fark etmez. 3. Hep aynı insanlar. Niye? Hep aynı şeyleri konuşuyorlar. Farklı bir şey yok. Farklı bir çevreye çıktığında, farklı insan tanıdığında farklı dünyaların var olduğunu fark edecek. İstemiyor. Peki aynı insanlarla oturup kalktığımızda ne olur biliyor musunuz? Ben de. Aynı insanlarla oturup kalksam bakın şu andaki konumumla, düşünce boyutumla, bakış açımla, kimliğim, kişiliğim, karakterimle emin olun ben de çok şey kaybederim. Yani IQ seviyem düşmeye başlar. Aslında IQ'dur insandaki başarı, hedefe varmadaki öncülük, IQ bilinen şey ama EQ'dur. SQ var. Onlar ayrı. Onlara başka zaman gelelim. Ama IQ seviyeniz düşmeye başlar. Yani aynı insanlarla aynı şeyleri yapıp aynı şeyleri konuştuğunuzda, aynı muhabbetler olduğunda, farklılık olmadığında küçülmeye başlarsınız düşünce olarak. Bildiklerinizi de unutursunuz. Çok enteresan bir şey. Şimdi nöron sistemi çok farklı. Korteks vardır. Bizi hayvanlardan ayıran 120 milyar nöron var. Sinapslar var. Ağaç dalları düşünün veya ben şey derim otoban. Onların bir kısmı doğumdan sonra budanır. Gerekli olanlar kalır. Gereksiz olanlar budanır. Şimdi bu sinapslık yapı beynimizde nöronlarımız bizim sürekli yeni şeyler öğrenmemizle hayat bulur. Çoğalır ve genişler. Kaslar gibi. Siz öğrenmeyi bıraktığınızda nöron ve sinapslar budanmaya başlar. Tık 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 tık. Küçülür. Düşünce boyutunuz küçülür. Yani IQ seviyeniz düşer derken düşünemezsiniz. Nöronlar yok, sinapslar budanıyor. Bilgi deposu nöron dediğim ambar
Yani hani bilgisayara tık 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 yazıp her şeyi kaydediyoruz ya. Daha sonra istediğimizde geri geliyor ya. Beyin bilgisayar diye ona benzemez ama bu elektrikle çalışır. O da elektrikle çalışır ama bunun yapısı çok farklı, gireceğiz. Dolayısıyla eğer siz yeterince farklı şeyleri öğrenemezseniz, farklı insanlarla birlikte olmazsanız, farklı çevreleri özümseyemezseniz küçülmeye başlarsınız. Yani o çok sevdiğiniz kankalarınız var ya, biz kankayı bilmiyoruz. Yani benim yaşımdaki, 26 yaşındaki insanlar bilmiyor, daha evveliyatı biliyor. Biz dost arkadaş derdik. İşte o hep aynı insanlarla olunca o kanka diye nitelediğiniz küçülmeye başlıyorsunuz. Çünkü konuşabilecek bir şey yok başka, üretemiyorsunuz. Zaten bildiğimiz şeyler çok sınırlı, şahsım dahil, bunu belirteyim. Dolayısıyla çok farklı şeyler öğrenip aktaramayınca, yeni şeyler alamayınca o korteks sistemindeki nöron, sinaps ne oluyor? Deforme oluyor, azalıyor, yok oluyor. Siz ne oluyorsunuz? Vücut olarak aynen duruyorsunuz. Yani perspektif baktığınızda fiziksel aynı adam, aynı bayan, aynı erkek. Ama düşünce boyutunda güdükleşmiş, küçülmüş. O bildiğiniz insan değil artık. Çünkü hep aynı insanlarla oturuyor, kalkıyor. Büyükler düşüp kalkma derdi. Oğlum hep aynı adamlarla düşüp kalkma. Niye? Düşüp kalktığında aynı şeyleri konuşur derlerdi. O kadar doğru ki bakın. Yani farklı insanlar tanıyın. Farklı düşüncede, özellikle farklı hayat, perspektif, bakış açısına sahip insanlar, öyle aynı cins değil. İşte bizim sıkıntımız, benim adamım, benim gibi düşünen adam, Ziya Paşa'nın çok güzel bir ifade biçimi vardı. Erbab-ı kemali çekemez nakis olanlar, rencide olur dideli hüffa ziyadan. Çok hoşuma giderdi, biliyor musun? Diyor ki üstad, o kadar güzel ifade etmiş ki, cahiller diyor lütfen beni bağışlayın, akıllı insanlardan kırlangıç kuşunun güneşten kaçtığı gibi kaçarlar diyor. Yani akıllı insan aslında var ya, çevresindeki birçok insan da rahatsız eder. Ben bunu çok yaşayan insanlardan birisiyim. Akıllı olduğum için değil ama bilgiyi bazen aktarırken, birikiminizi aktarırken maalesef ve maalesef o beni çok iyi tanıyan insanların dahi çevremde huzursuz olduklarını, rahatsızlık hissettiklerini çok net anlıyorum, anlayabiliyorum. Benim oturma gruplarım var arkadaşlarımla. Orada bile ben anlayabiliyorum. Yani sizin bilginiz başka insanı rahatsız ediyor. Yani kırlangıç kuşundan kaçar gibi, bağışlayın, kırlangıç kuşunun güneşten kaçtığı gibi insanlar da maalesef almaya elverişli değilse, açlığı yoksa, öğrenme gibi bir merakı yoksa, gelişme gibi, değişme gibi bir hazza, arzuya sahip değilse sizden kaçarlar. Yani bu noktada çok önemli. Bu çok özel bir şey. Hatta bu konuda yanılmıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa, ki ben hafızama güvenirim, birkaç da benim köşe yazım var yani bu konuda. Bunun benzerleri var. Yani yıllar içerisinde yazdım ben, defalarca yazdım bunları. Çok özel, yine çok önemli bir konu. İşte böyle kişisel gelişim, psikoloji böyle. Bakın, hiçbir şey hazırlanarak sunulmuyor. Birçok şey doğaçlamadır. Yani hep söylerim ben, bilinçle devreye girerim. Benim bilinçaltım, hayatım boyunca öğrendiğim her şey oradadır. Onunla devam ederim ama onu kontrol ederek, yani düşüncelerim içimdeki temsile bir şeyler anlatır. İçimdeki temsilim onu özümser, yorumlar. Bana yeniden ulaştırır beyne ve ben şu anlattığım şeyleri ben anlatmıyorum. Bir daha söylüyorum, garibinize gitmesin. İçimdeki temsilin duygu ve düşüncelerini sizlerle paylaşıyorum ben. Yani bilinçaltımda ne varsa içimdeki temsile aktarıyor. Duyularım, beş duyum. İçimdeki temsil bunu ne yapıyor? Biçimlendiriyor, şekillendiriyor, yorumluyor. Ömer Uzunoğlu diyor, bunu şöyle söyle diyor, Mehtap öyle diyor. Ve biz bunu size bu şekilde anlatıyoruz. Bütün insanlar da böyle anlatır. İşte bilinçaltını kullanamayanlar, ona hakim olamayanlar çok sınırlı bilgi dağarcığıyla çok şeyi ifade edemezler. Birkaç cümleden sonra tıkanırlar, adım atamazlar. Genişliyor konu Mehtap. Evet hocam, evet. Konu genişliyor. Sen de kızım katkıda bulunursan ben devam edeceğim. Hocam yoksa. Kendimizi tanımak gerekiyor aslında. Benliğimizi temel dediniz. Bu. Evet, temel bu bence de. Kendimizi tanırsak zaten iletişimimiz de kuvvetli olur. Kurduğumuz ilişkiler de iyi olur. Ve güvenli olur. Evet, güvenli olur. Ve ne yaptığımızı da biliriz Mehtap. Düzgün adım atarız. Zarar vermeyiz.
ve bize zarar vermelerine de müsaade etmeyiz. Aksi halde her türlü sıkıntıyı yaşarız veya yaşayabiliriz. Peki, o zaman devam edeceğiz değil mi? Gerçekten konu çok önemli. Hayatımızda belki kullanmamız gereken belirli kural veya kaideleri aslında ben paylaşmaya çalışıyorum zaman zaman sizlerle. Ve demin Mehtap'ın dediği gibi en önemli şey kendimizi tanıyabilmek. Dedik ya defalarca Delphi Tapınağı'nın kapısında dahi ne diyor? İnsanın kendini tanıması dünyayı keşfetmesinden çok daha zordur diyor. Yani şu cümlenin ya bir ağırlığını idrak edebilir miyiz? Bu cümleyi yani idrak etme noktasında belki yetersiz kalabiliriz şahsım dahil ama şöyle anlamaya çalıştığımızda var ya o kadar çok şeyi bize anlatıyor ki. O kadar çok şey ki. Dostlarım, şimdi böyle bir konjektürde enteresan bir sıkıntı daha yaşıyoruz biz. Aslında örnekleyecek olursam, özellikle ailelerin hayatımızdaki yanlışlardan biri de çocuklarını yanlışa yönlendirmeleri. Yani yeri gelmişken ben bunu da belirteyim. Siz çocuğunuzu arzu etmediği, istemediği, keyifle, zevkle yapacağı, mutlu olacağı bir mesleği seçmesine engel olursanız, onu bloke ederseniz, onu zorla başka yere yönlendirirseniz, hem çok büyük vebal altında kalırsınız, hem de o bireyin, o çocuğun, o şahsın hayatı boyunca mutsuz olmasına, sıkıntılı olmasına, stresli olmasına, kendine ve çevresine zarar vermesine farklı boyutlarda neden olursunuz. Dolayısıyla ne olursunuz böyle bir şey yapmayın. Mesela benim de çevremde var. Sanata çok yatkın insanlar var. Yani ben çok seviyorum sanatı aslında. Sanatçı farklı bir ruha sahip. Kusura bakmayın olur mu? Ben hepsine saygı duyuyorum. Yani resim, müzik, heykel, dans, bale aklınıza ne geliyor? Yazar, oyuncu hiç fark etmiyor. Yani nokta. Ben bütün sanatla iç içe olan insanlara saygı duyuyorum ve eminim ki bu insanların haliyet ruhiyeleri, bakış açıları, olayları, kavramaları, algılamaları, yorumlamaları lütfen yine beni bağışlayın. Diğer insanlardan farklı yani. Bunu istesek de hissedebiliyoruz, istemesek de hissedebiliyoruz. Sanatçı ruhlu insan. Yani sanatçı derken illa şarkıcı, türkücü olacak hali yok. Veya illa sinema oyuncusu olacak hali yok. Dizi oyuncusu olacak hali yok. Yani bu her türlü sanatla iştigal eden insanlar farklı insanlar. Şimdi siz sanatçı ruhlu bir insana zorla tıp okutsanız, doktor yapsanız adam enstrüman çalacak. Adam çok iyi bir konuşmacı, adam yazar olacak. Adam oyuncu olacak, siz bunu alıyorsunuz baba anne olarak baskıyla, zapturap altına zorlayarak sınava sokuyorsunuz. Çocuk da yüksek puan alıyor ve tıpa gidiyor. Onun yazı yeri aslında güzel sanatlar. Sanatla ilgili bir yer. Yok. Benim oğlum, benim kızım doktor olacak. Peki oldu. Olunca ne oluyor biliyor musunuz? Olunca şu oluyor. Cerrah olursa tam bir kasap oluyor. Normal branş doktoru, uzman olursa ne oluyor biliyor musunuz? Çok forslu bir mesleği oluyor, havalı. Paralı oluyor. Çevresine doktor olarak lanse ediyor ama bu nitelik veya özellikleri çoğaltmak istemiyorum ben. Bunların içerisinde tek bir nokta mutsuz bir insan yaratıyorsunuz. Çok parası, çok malı, mülkü olması, bilmem doktora yapıp tıp doktoru olarak bağışlayın doktora derken sanatın da doktorası var. Tıp doktoru olarak profesör olması, onun çok iyi bir cerrah veya uzman olması hiçbir şey değiştirmiyor. O insan hayatı boyunca içine kapanıyor. Her şeye rağmen, her türlü o maddi olarak gördüğünüz, yücelttiğiniz şeylere rağmen mutsuz bir insan yaratıyorsunuz. Ve o insan hayatı boyunca mutsuz oluyor. İşte örneği. Çocukluğundan beri ticaretin içinde bir adam. Yani ilkokula başlamadan babasının yanında çalışmaya başlamış bir adam. Sokaklarda su satmış, mısır satmış, çekirdek satmış bir adam sırf yetişmek için. Babam öyle yaptı rahmetli. Pissin diye düşünün. Böyle bir insan okumuş iktisat, ekonomi,
Ekonomist olmuş bu adam. Sonra mutlu olacağı mesleği seçmiş. Uzun yıllar spor yapmış. Uzun yıllar derken hala içindeyim. Ve bunda da belli bir başarı elde etmiş insan. Öyle bir noktaya gelmiş ki gerçekten en çok sevebileceği, yapabileceği, aşık olacağı bir mesleği bulmuş. Kişisel gelişim. Bununla ilgili de alabildiği her şeyi alabilmiş. Alabildiği. Eğitim olarak, bilgi olarak, birikim olarak, edep olarak, görgü olarak, haya olarak her şeyi almış ve sizin karşınızda bir ticaret adamı, bir ekonomist, bir iktisatçı çıkıyor sizinle kişisel gelişim konusunda sohbet ediyor. Bana göre bundan daha büyük mutluluk yok. Bana mutluluk hocam nedir derseniz, işte mutluluk bu. Para değil, mal değil, mülk değil. Zaten para, pul, mal, mülk konuşan insanlardan var ya Allah rızası için. İstirham ediyorum hasreten uzak durun. Bir insan az veya çok neye sahip olursa olsun para diyor mu? Mal diyor mu? Mülk diyor mu? Ya ondan uzaklaşın. Mutlu olursunuz. Onunla olduğunuzda var ya o hiç doymayacağı için, doyamadığı için, hep aç olduğu için sizi de aç bırakacak, sizi de mutsuz edecek ve bir daha söylüyorum sizin de enerjinizi düşürecektir. Dostlarım, biz çok enteresandır. Orijinal düşünce yapımızın dışına çıkamıyoruz. O bilinçaltında kalıplarımız var ya. Çok az böyle bazen çıkabiliyoruz ama hemen yeniden dönüyoruz. Sınırlı. Yani o orijinal düşünce kalıplarımızın maalesef dışına çıkamıyoruz. Ben bunun dışına çıkmanızı özellikle size öneriyorum. Aksi halde başaramazsınız, mutlu olamazsınız, tatmin olamazsınız. Lütfen bu noktaları altını çizeyim, siz de dikkat edin. Bunları aşmak için mutlaka orijinal zihin yapımızın dışına şöyle bir sıçrayıp çıkalım. Aslında uyardılar değil mi Mehtap? Evet hocam. Peki. Artık noktayı yavaş koymadan toplayalım. Ben de bir şöyle gireyim bari. Yani konunun dışında ama ahlak diyeyim. Niye? Sanatta da ahlak çok önemli. Bireysel boyutta da ahlak çok önemli. Peki ahlak nedir? Mutluluk nedir diye sordum. Köşe yazımda yazdım bir gün. Farkında mısın köşemde yazdım. Sormuşlar hocam mutluluğu tarif et. Ettik dedik ki ya insanın kendinden razı olma hali. Peki ahlak nedir? Ya geniş bir kapsam var değil mi? Yani nedir ahlak? Sence nedir? Ahlak insanın fıtratına uygun yaşamasıdır. O doğuş kayda kuralları var ya, fıtratı, yaratılışı var ya. Ona uygun yaşamasına ahlak denir. Mesela fazla uyuyan insan ahlaksızdır. Yani bir insan illa ayıp bir şey yapınca ahlaksız olmaz. Fazla uyuyor. Fazla yiyen insan kusura bakmayın ahlaksızdır yani. Çok özür diliyorum, gereksiz konuşan insan ahlaksızdır. Gerekli değil yani. İlimle bilimle uğraşıyorsunuz, bir şey açıyorsunuz. Bu normal. 3 saat, 5 saat konuşulsun ben dinlerim ama bilinçsizce, ölçüsüzce, bilgisizce, dengesizce konuşmak nedir diyelim. Bu da bir ahlaksızlıktır. Tembellik. Yani çalışmanız gerekiyor. Öğrenciyseniz dersinize ki eğitim sistemimiz Allah bize yardım etsin. Mahvediyor bizi. Yani ülke olarak bitiriyor. Oraya eğer girersek çıkamayız. İnşallah gireceğim bir gün eğitim sistemine. Yani tembellik. Eğitimde tembellik. Bireysel bazda işinizde tembellik. Aile hayatınızda tembellik. Sosyal hayatınızda tembellik. Bunlar da ne yapıyor? Bunlar da sıkıntı veriyor. Yani insanı ahlaksızlaştırıyor. Peki aslında bunları aşabiliriz. Nasıl aşarız? İlim ve bilim diye elimizde güçler var, kurallar var dostlarım. Lütfen ilmin ve bilimin gölgesine sığının. İlim ve bilimden yararlanmaya çalışın, yararlanın. Hem de hangi oranda biliyor musunuz? Bütün gücünüz oranında yararlanır. Sonunda siz karlı çıkarsınız. Hem birey olarak kendinize, hem çevrenize, hem ülkenize, hem insana hem de insanlığa yararınız olur. Dar bakmayın lütfen ne olur. Bir olayı değerlendirirken, bir adım atarken doğa ve insanlık içinde bir şeyler yapın. Yalnız kendin için değil, yalnız ailen için değil, yalnız cemaatin için değil. Cemaat derken o ben şimdiki o anti cemaatler demiyorum. Yani bulunduğunuz grup olarak diyorum, yalnız milletin için değil.
hem yaradan için, hem doğa için, hem de insanlık için, insan için elinden gelen her şeyi yapmanı öneriyorum. Mehtap, ekleyeceğin varsa ekle, yoksa kapatalım. Kapatalım artık hocam. Tamam. Umarım bugün izlediğiniz programdan sonra kendinizi tanımak adına bir adım atarsınız. Bir perspektifin daha sonuna geldik. Umarım haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah beyinle, yani çıplak beyinle görüşeceğiz. Öyle düşünüyorum. Karşılıksız, çıkarsız, sınırsız ve ölçüsüz sevgiyle inanarak söylüyorum. Ben sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.